Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Yusufçuk adlı metnin etkinlik sorularını yapmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık çalışmalarına başlayalım. İki tane arkadaşlar hazırlık sorumuz var. Milli kültürümüzü yansıtan unsurlardan bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bildiğiniz ya da büyüklerinizden duyduğunuz bir efsane varsa anlatınız. Sevgili öğrenciler, sizin de bildiğiniz gibi hazırlık soruları defterimize yazılıyor. Videonun bu bölümünü durdurup defterinize hazırlık sorularının cevaplarını yapabilirsiniz. Evet, Yusufçuk adlı metni sizler okuyabilirsiniz. Biz birinci etkinliğimize başlayalım. Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Sevgili öğrenciler, gönç, salık vermek, burcu bulanmak, ağıl, Gökçe, ağıt. Biz bunların anlamlarını yazdık. Siz de birinci etkinlikteki tabloyu aynı şekilde kitabınıza aktarabilirsiniz. Şimdi sorularımıza geçelim. Metinde anlatılan adamın özellikleri nelerdir? Bir karısı, bir kız, bir oğlan, iki küçük çocuğu olan, yaşlıca, kendi halinde, eli hünerli, gönlü gani bir adam. Metinde anlatılan çocukların özellikleri nelerdir? Emine, 7 yaşında bulaşık yıkamayı bilip yemek yapmayı bilmeyen bir kız. Yusuf, 5 yaşında bir erkek çocuğu. Ormanın hangi özellikleri çocukların hoşuna gitmiştir? Yelin esmesi, kuşların ötmesi, soğuk pınarlar hoşlarına gitmiş. Oğlakları otlatmaya giden çocukların başına neler geldiğini anlatınız. Eve dönmeye niyetlenirken bir oğlanın kaybolduğunu anlamışlar. Korkuyla ağlaya ağlaya oğlağı aramaya başlamışlar. Gece kuşlarının sesinden korkup Allah'a dua etmişler. İkisi birden kuş olmuş. Çocukların göğce oğlağı bulabilmeleri için onlara nasıl bir çözüm yolu önerirdiniz? Oğlağın kaybolduğu yere oğlağın en sevdiği yiyecekleri bırakıp beklemelerini önerirdim. Okuduğunuz efsanede anlatılan olayın gerçek olup olmayacağının nedenleriyle birlikte anlatınız. Gerçek olamaz, insanların hayvanlara dönüşmesi mümkün değildir. Yusufçuk kuşu ile ilgili veya buna benzer bildiğiniz başka bir efsane var mı anlatınız. Arkadaşlar, Yusufçuk kuşu ile ilgili bir efsane yaz. Bu yazmış olduğumuz efsaneyi siz de defterinize yazabilirsiniz. Okuduğunuz metinle ilgili iki soruyu yazarak arkadaşlarınıza paylaşınız. Adam niçin evlenmeye karar vermiş? Kadın niçin çocuklara kötü davranmıştır? Üçüncü etkinliğimiz ise Yusufçuk metninin özeti isteniyor. Videonun bu bölümünü durdurarak defterinize aktarabilirsiniz. Dördüncü etkinliğimizde ise Yusufçuk metninde gerçek ve kurgusal unsurları belirleyerek yazınız. Gerçek unsurlar ailesiyle yaşayan adam, adamın eşinin ölmesi, adamın yeni bir eş alması, üvey annenin adama ve çocuklara kötü davranması. Kurgusal unsurlar çocukların kuşa dönüşmesi. Beşinci etkinlik, kendinizi Yusufçuk metnindeki kişilerden birinin yerine koyarak anlatan olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız. Bir konuşma yazısı hazırladık. Videonun bu bölümünü durdurarak siz de defterinize yazabilirsiniz. Altıncı etkinlik, Yusufçuk metninden alınan aşağıdaki cümlelerde yüklem görevinde kullanılan isimlerin altlarını örnekli gibi çiziniz. Varmış, adammış, beşindeymiş, Yusufçuktur. Arkadaşlar, son cümlede ise yüklem görevinde kullanılan bir isim yoktur. Altını çizdiğiniz yüklem görevindeki isimleri örnekli gibi birer cümlede kullanınız. Bize yardım eden kişi çok zengin bir adammış. Acile getirilen çocuk daha beşindeymiş. Kuşun asıl adı Yusufçuktur. Yedinci etkinlik, Türkçem şiirini okuyunuz. Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerle ilgili bir deneme yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz. Arkadaşlar, sizin için bir deneme yazdık. Videonun bu bölümünü durdurarak veya evvelcevap.com web sitemizde Yusufçuk metnine tıklayarak bu metnin, bu denemenin aynısını defterinize aktarabilirsiniz. Gelecek ders hazırlık bölümünde ise arkadaşlar 3 tane sorumuz var. Gölge oyununun tasvirleri nasıl yapılır? Gölge oyunundaki tipler hangileridir? Gölge oyunu sanatçılarının özellikleri nelerdir? Bunları da arkadaşlar defterinize yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerimiz, bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinizi ve hayatınızı başarılar dilerim.
Evvelce Ahalisinden saygılar, selamlar.